kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cuma namazının son sünnetinden sonra zuhr-ı ahir namazını kılmak şart mıdır? Şimdi bu zuhr-ı ahir namazı nereden çıktı? Önce kısaca bunu ifade etmeye çalışalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ve Hulefa Raşid'in döneminde Müslümanlar genellikle küçük yerleşim birimlerinde kalıyorlar ve cuma namazlarını bir tek yerde kılıyorlardı. Ancak hem Müslümanların çoğalması, hem yerleşim birimlerinin büyümesi ve orada oturan Müslümanların bir tek merkezde, bir tek yerde beraber namaz kılmalarının zorlaştığı durumlarda birden fazla camilerde ve farklı yerlerde aynı yerleşim biriminde cuma namazı kılınmaları söz konusu olmuş. İşte bundan dolayı acaba birden fazla yerde, aynı yerleşim biriminde, birden fazla yerde, camide cuma namazı kılınması acaba cuma namazının geçerliliğine bir zarar verir mi? Bu konuda zarar verir diyen alimler var. Bunun bir zaruret olduğunu, bir geçerliliği olduğunu, dolayısıyla bütün camilerde kılınan namazların da geçerli olacağını ifade eden alimler de var. İşte bu farklı anlayıştan dolayı, herhangi bir nedenden dolayı eğer cuma namazımızın geçerli olmasında bir sakınca olursa, bunun yerine son öğle adıyla, zuhr-ı ahir, son öğle adıyla 4 rekatlık bir namazın kılınması tavsiye edilmiştir. İşin özü, Müslüman kardeşlerimiz herhangi bir beldede, bir şehirde, bir ilçede, bir köyde, bir veya birden fazla kaç yerde cuma namazı kılınırsa kılınsın, hepsinin geçerli olduğu konusunda bir şüpheye düşmesinler Allah'ın izniyle. Bu Allah-u Teala'nın bize bir ikramıdır, bir lütfudur, bir ihsanıdır. Ancak cuma namazının kılınmasıyla ilgili ya da bulunduğu yerle ilgili herhangi cumanın geçerli olacağı konularında bir şüphe meydana gelmişse onlara da zuhr-ı ahir kılmalarını tavsiye ediyoruz. Özetle söylemek gerekirse cuma namazı kılınan her yerde cuma namazı geçerlidir. Ancak namaz kılmanın faydası vardır, zararı yoktur. Son öğle adıyla 4 rekat namaz kılmanın da hiçbir kimseye bir zararı yoktur. Kılan insanlara niye kılıyorsunuz denilmediği gibi, kılmayan insanlara da niye kılmıyorsunuz denilmez. Ama namaz kılmak her halükarda güzeldir, tavsiye edilir ama kılmamanın da hiçbir sakıncası yoktur.